Efendim diyorsun ki biz Sevfi Salih'in yolundan gidiyoruz. Onlar böyle anladılar, biz de böyle anlıyor. Peki, Ar-Rahmanu alel arş isteva. Rahman arşa istiva et. Bütün ehl-i sünnet uleması, eşariler, maturidiler. Allahu fis semai, fawkas semai. Bunları kabul ediyorlar zaten. Neyi reddediyorlar? Allahu fawkal arşi bizatihi olursa bunu reddediyorlar. Yani Allah zatıyla semanın üzerindedir veya Allah arşta zatıyla beraberdir. Bunu reddediyorlar. E bunu selef de söylemiyor zaten. Bir de demişsiniz ki Allahu Teala'nın arşının üzerine zatıyla istiva etmesi hakkında seleften hiçbir nakil yok. Aslında hemen biraz önce Kurtubi'den nakletilmiş olduğum istivanın hakiki manada olması aslında bir delildir. Lakin ille de bizatihi ifadesiyle istiyorsanız seleften gene naklederim. امام زهبي رحمه الله امام ابو نصر السجزين شو سزنه نقل diyor ki قال الذهبي رحمه الله امام زهبي diyor وكذلك الامام ابو نصر السجزي الحافظ حافظ امام ابو نصر السجزي دديكي في كتاب الابانه له onun kendisine ait el ibane فانه قال و dedi ki الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق دقة سفيان الثوري مالك بن أناس سفيان بن عيينة حماد بن سلمة حماد بن زيد عبد الله بن المبارك فضيل بن عياض أحمد بن حنبل وإسحاق بن راحويه muttafikuna ala en Allah fawk arşi bi zatihi. Allahu Teala hepsi muttafiktir bu konuda. İttifak ettiler ki Allah arşının üzerine zatıyla arşının üzerindedir. Ya da istiva etmiştir. Ve enne ilmehu bi kulli mekan. Onun ilmi de ilminin de bütün mekanlarda olduğuna yine ittifak etmişlerdir. Bu imamlar selef değil mi? El Müzeni rahimehullahu teala. Herkes bilir bu imamı. Selefi alimlerinin büyüklerindendir ve İmam Şafii'nin en has talebesidir. İmam El Müzeni. İmam El Müzeni seleften ve edvâ tabiinden değil midir? Dedik ki ashab tabiun ve edvâ tabiin. İmam El Müzeni rahimehullahu teala edvâ tabiindendir. Hatta e, imam İmam Şafii'nin talebesi olmasının yanı sıra İmam Tahavi'nin ve birçok Selef imamının da aynı zamanda hocasıdır İmam El Müzeni. Ayrıyetten İmam Tahavi İmam El Muzeni'nin yeğenidir. Bunu da beraberinde beyan edeyim. İmam El Muzeni Şerhü Sünne eserinde meselesinde diyor ki ''Âlin alâ arşihi fi mecdihi bizatihi allah Teala yücedir, arşı üzerinde zatıyla oradadır zatıyla ifadesini zikrediyor. Peki Edbat tabiinden herhangi bir imam, i̇mam el Müzeni'ye bir şey söyledi mi bu hususta? Tahavi onun yenidir ve, ö ve talebesidir aynı zamanda. Söyledi mi hocası hakkında bir şey? Yok. Keza İmam Darimi rahimahullah. Seleften ve Edbat tabiindendir. Usmayr bin Sa'id bin Khalid el Darimi. Bazı inkarcıların nefret kustuğu bir imamdır. Lakin biz İmam Darimi'yi onlardan öğrenecek değiliz. İmam Zehebi, Siyer-u A'lamun eserinde. İbn-i İbn Hacer el askalani Tehzib-u Tehzib eserinde. İbn-i Ebi Hatim el-Razi, El-Cerh ve Ta'dil eserinde. İbn-i Sa'd, kitab Tabakatında, İmam Darimi hakkında, İmam, Allame, Müçtehid, Muhaddis, Hidayetin Önderi, Nakid vs. bir ton övgü ifadesini kullanırlar ve hiçbirisi de onu cerh etmez. Diyor ki İmam Darimi erreddu alel cehmiye serinde kâle, Darimi rahmetullah akhbara ma'a kulli zi ilmuhu basaruhu ma'ahum bi bi kemalihi Allah her mecliste onlarla birlikte olduğunu bildirdiğinde, belirttiğinde ilmi ve görmesiyle birlikte olduğunu belirtmiştir Allahu Teala. Biz bunu söyledik ve o zatıyla arşın üzerindedir ya da bir nefsihi nefsiyle yahutta. tıpkı kendini masfettiği gibi. İbn Abi Şeybe seleften değil seleften değil midir? Selef-i salihinden. Abdullah İbnül Mübarek'in Veki İbnül Cerrah'ın talebesidir. İbn Abi Şeybe. Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, İbn Mace'nin hocasıdır, şeyhidir. İbn Abi Şeybe'yi dalaletle vasıflandırmanız demek Bukhari ve Müslim'in hatta kütubi sittenin yüzlerce, binlerce hadisini inkar etmeniz demek. Çünkü İbn-i Ebi binlerce nakil var. Namazda, abdestte, oruçta, zekatta, hacda ondan gelen bir sürü hadisle amel ediyorsunuz. Diyor ki, Bukhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin hocası olan, şeyhi olan Allame i̇bn Ebi Şeybe. Sümme tevaferatil akhbaru ala ennallaha teala خلق العرش فاستوى عليه بذاته فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته Allah Teala arşını yaratmış ve zatıyla onun üzerine istiva etmiştir. Bu konuda haberler çoktur ve o zatıyla semaların ve arşının üzerindedir. Bunlar selef değil mi? Sonraki zamanlar. İbn Ebi Zeyd, Maliki fıkhını yayan allamedir. Errisale eserinde ve ennehu fawka arşihil mecid ve fi kulli mekanin bi ilmihi. O arşının üzerinde zatıyla orada ve ilmiyle her yerde. Ebu Ya'la, Kadı Ebu, Kadı Ebu Ya'la diyor ki ve ennehu istiva'u zati alel Onun istivası zatıyladır. Şeyh Abdülkadir Cilani Abdülkadir, Abdülkadir Cilani Türkçe'de ee, Abdülkadir Geylani diye tarif edilir. Diyor ki El-Ghuniye eserinde ki Sadece El-Guni eserinde değil, Tuhfetul Muttakîn eserinde de ondan nakledilir. El-Guni zaten kendi eseridir. Diyor ki, وَاَنَّهُ اِسْتِوَاءُ الزَّاتِ عَلَى الْعَرْشِ Onun istivası arşa, istivası zatıyladır. Bazı inkarcılar diyorlar ki El-Guni eseri hakkında, o işte Abdülkadir Cilani'nin değildir vesaire yalan atmaya çalışırlar. Lakin onlarca imam, hatta sizlerin kabul ettiği mutasavvuflar dahi El-Guni'yi Abdülkadir Cilani'nin eseri olarak kabul eder aynı zamanda ondan nakilde bulunur. Hatta Diyanet İşleri Bakanlığı bile kendi sitesinde e, bakabilirsiniz resmi sitesinde. Abdülkadir Cilani'nin kitabı olarak El kabul eder. Ama biz Abdülkadir Cilani'nin kitabı mı değil mi? Ki Abdülkadir Cilani Hanbeli alimlerindendir. O zaman biz de Hanbelilerin tabakatına bakalım değil mi? İbn-i Recep el-Hanbeli tabakatul hanabil eserinde diyor ki Veli şeyh Abdülkadir rahimahullah <سؤال> رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة وله كتاب الغنية شيخ عبد القادر عبد القادر الجيلاني من توحيد صفات قدر خصوصا وبلنان علم لدى السنة موافق وردر el gunya isminde de bir kitabı vardır. Sonra Abdülkadir Cilani'den nakilde bulunur. Allahu Teala'nın semada olduğunu, Abdülkadir Cilani'nin inna Allahu subhanahu ve taala fi's sema'i dediğine dair nakilde bulunur. Yine tabakatında İbn Recep el-Hanbeli sonra Abdülkadir el Cilani'nin cariye hadisini delil getirdiğini bu hususta nakleder. Ki ben bütün bunların hepsini Allah'ın izniyle yapacağım büyük videoda, 200'den fazla nakilde bulunacağım videoda hepsini belirteceğim bunların. Bizzatihi lafzen ve kaynaklarını bizzatihi göstererek nakledeceğim. Anlamıyorum. Abdülkadir Cilani Rahimahullah bu sözleri söylediği zaman evliya dersiniz, kabul edersiniz ama aynı sözleri bugünün Müslümanları söylediğinde Vahabiler dersiniz. قال السفاريني فمذهب السلف إثبات صفة الاستواء بلا كيف سلف المذهب الله تعالى عن الاستواء صفة خصوصا بلا كيف كيف يتبلد ممكة. وقال الإمام القرطبي وابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب من المالكية وجماعات من شيوخ الأهل الحديث والفقه والإمام, والإمام ابن عبد البر والقاضي أبو بكر ابن العربي وابن فوراك هبسة أنه سبحانه مستوي على العرش بذاته قرطبي ابن أبي زيد قرطبي بليورسونز أشعار لرن فقه لين ابن أبي زيد قاضي عبد الوهاب مالك لردن حديث بفقه لندن بيرشوك جماعة ابن عبد البر قاضي أبو بكر أبو بكر العربي Ve İbn-i zaten İbn-i Furek, Ebu'l-Hasan el-Eşar'ın öğrencisi, talebesi bizzat iyi. Hepsi dediler ki Allah zatıyla arşın üzerindedir.